Selamlar videomu izleyen arkadaşlar, daha doğrusu selamlar Pokemon Unite'çılar. Bugün benim main'im olan Absol hakkında size bilgiler ve taktikler videosu çekeceğim. Şu ana kadar daha 65 maç attım Absol'la ama Pokemon'a bayağı bir sardım. Çok geliştim yani Pokemon'da, iyi de oynuyorum. Size de elimden gelen önemli olan taktikleri vermeye çalışacağım. Öncelikle Battle Item'larda X atak alıyoruz arkadaşlar. Çünkü hasar vermemiz en önemli şey. Biz bir Speedster'ız. Normalde herkes bilirsiniz Eject Button alır her maçta çünkü kaçmak için. Ama biz zaten kaçabiliyoruz ve dediğim gibi hasar önemli. O yüzden X atak almayı öneriyorum. Held Item'lara gelince şöyle. Ben Muscle Band, Scope Lens ve Fox Band olarak iki tane saldırı, bir tane savunma item'ı kullanıyorum. Nedeni de şu arkadaşlar. Size göstereceğim. Bu Razor Clef denilen item birebir Absol için yapılmış bir item. O kadar uyumlu ki Absol'a, yani onsuz maç olmuyor. Özelliği de şu, bir yetenek kullandıktan sonraki diyor düz vuruşun 20 daha fazla hasar verir. Ve Pokemon atağı ne kadar yüksekse vereceği hasar da o kadar artar diyor. Ayrıyetten 15 atak ve %2,1 kritik vurma şansı veriyor. Ama ben dediğim gibi bunun yerine Fox Band alıyorum. Neden diyeceksiniz arkadaşlar. Biz bir speedster olduğumuz için hasar vermemiz ne kadar önemliyse hayatta kalmamız da o kadar önemli. Yani savunma item'ı almazsanız tek yersiniz. Direkt ölürsünüz. Ondan ben böyle alıyorum yani. O size kalmış. Movesetleri zaten maçta göstereceğim. Neyse, maça başlayalım artık. İleride bir video yapacağım. Ta 10 dakikalık bir video olacak. Maçın başından sonuna kadar bütün taktikleri vereceğim. Ama bu video kısa olacak. Sırf önemli olan altın kuralları size göstereceğim Absol'daki. İlk feint saldırımızı açarak başlıyoruz maça. Direkt atlayıp ilk Pokemon'umuzu alıyoruz. Ondan sonra zaten buff'ları alacağız. Ludicolo ve Buffalant'ı. Onları alırken de hasar yenmeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü oyunda 1 saniye bile değerli. Yani 1 saniyesi stunlaması bayağı etki ediyor. Hele şu boğa, şu Buffalant. Kırmızı şeritten uzakta duracaksınız. Neyse, bunları aldıktan sonra zaten şu Pokemon'ları alıyoruz. 5. seviye oluyoruz. Önemli konu şu burada. 5 olunca ilk hangi lane'e gank atılması lazım? İlk alt lane'e gank atılması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayın çünkü alt lane'de Dreadnought var. Üstte Rotom var. Ve Dreadnought Rotom'dan daha değerli. Takıma kalkan ve XP verdiği için. İlk yetenekten de Night Slash öneriyorum Pursuit yerine arkadaşlar. Çünkü Night Slash rakibe vurunca tekrar kullanabiliyor ve ikinci kullanımı size can yeniliyor vurduğunuz hasar kadar. Hatta ben son seviye yapayım hepsini. İkinci yetenekten de zaten Psycho Cut öneriyorum. Psycho Cut da daha iyi çünkü rakibe vurunca rakibin üzerinde 3 tane pençe işaret çıkıyor ve her düz vuruşunuzda daha fazla hasar veriyor. Sucker Punch da kaçan rakibi kovalamak için, zaten Pursuit ile Sucker Punch uyumlu, onu alacaksanız. O şekilde moveset yapacaksınız. Neyse, size arkadaşlar ilk şöyle bir taktik vereyim. 5 olduğunuz geliniz direkt buradan zıplayacaksınız. Yani bu da ya benim yaptığım bir taktik. Burada bekleyeceksiniz. Burada sizin takımınızın yapacağı şu potanızda buradaki takım arkadaşınız, yani varsayın rakibi buraya kendi potanıza çekmesi lazım. Eğer çekerse direkt size gelirsiniz, böyle arkadan baskın yaparsınız. Direkt, yani arkadan zıplayıp. Olmazsa da zaten şöyle yapabilirsiniz. Direkt bu çimenden bu çime gelir pusarsanız rakip de direkt gelince zaten hop hop diye direkt şöyle üstüne atlarsınız, zaten kaçamaz. Yani siz öyle varsayın. Ha şu da olabilir. Diyelim ki karşının da Speedster geldi buraya gank atacak alt lane'e. Siz burada pusuyorsunuz ya diyelim. Buradan gelip direkt bekleme süresini kapatayım. Şöyle de atlayabilirsiniz yani, çimlere falan atlamaya da çalışın. Bakarsınız yani rakip pusmuştur falan. Bir şöyle bir taktik vereceğim. Dreadnought için hele. Dreadnought'ı takım alırken tabi Unite move'unuz varsa arkadaşlar, bu diyelim ki rakip takım alıyor 3-4 kişiler buraya falan pustular diyelim. Siz buradan gelseniz böyle atlasanız sizi direkt öldürürler Dreadnought alana kadar. Siz de geleceksiniz. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Tam buradan zaten canını falan gösteriyor Dreadnought'ın. Direkt böyle gelip Unite move'unuz varsa buradan direkt Unite move'u kullanıp geri kaçabilirsiniz. İşin iyi yanı
Night Slash'ı kullanınca Unite Move zaten kullanacaksın ya, ondan sonra Night Slash'in bekleme süresi bitecek, sıfırlanacak o zamana kadar. Ve Epsilon Unite Move'da rakibi geri savuruyor şu pinch atarken ve kalkan alıyor. Bu Dreadnought'ı çalma taktiği en iyisi bu arkadaşlar. Eğer Unite Move yoksa da zaten burada falan bekleyebiliyorsanız iyi. Burada beklerseniz, örnek veriyorum işte, direkt gördünüz. Pençeyi bastınız, atladınız, hop bir daha atladınız, kaçtınız. Ya da direkt örnek veriyorum, atlar pençe basar, direkt yani Psycho Cut'ı basar, tekrar atlarsınız. Aynı şey rakibe saldırırken de ben bu taktik kullanıyorum. Yani rakibe saldırma türleri var. Örnek çimlerinde pusuyorsunuz, rakip dibinizde ilk Psycho Cut atarsınız, sonra üstüne atlarsınız. Ya da direkt üstüne atlayıp eğer kaçıyorsa ya da canı azsa direkt öyle saldırırsınız. Ama canı fazlaysa ilk pusuyorsanız Psycho Cut atmak daha mantıklı. Aynı taktik şey için de geçerli. Zapdos için de geçerli arkadaşlar. Zapdos'u biliyorsunuz, oyunu çeviriyor. Çok çok güçlü bir Pokemon. Onun için de burada pusup diyeyim ki rakip Zapdos'u alıyor. Buradan canını kontrol edip direkt Night Slash'la atlayıp Unite Move'u basacaksınız. Çalıp kaçacaksınız. Ya da geldiniz direkt buraya böyle de atlayabilip Unite Move'u kullanırsınız. Zaten Night Slash bir daha kullanıyor. Direkt de sonra kaçarsınız. Yani ben öyle yaptım, farz edin. Rotom'a zaten bir taktik vermeye gerek yok. Dreadnought'la aynı taktikler yani. Zaten Dreadnought daha önemli. Rotom pek önemli değil. Yani Epsilon'a şu anki anlatacağım şeyler buydu arkadaşlar. İleride daha iyi, daha güzel bir taktikli videolar çekeceğim. Şu anlık size en önemli altın kuralları söyledim. Epsilon'a izleyenlere teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.